İslam'a göre beyin ölümü gerçekleşen bir kişi gerçek ölüm mü sayılır? Şimdi onu biz bilemeyiz. Onu doktorlar biliyor. Yani bizim şey şu, bu ölümle ilgili olarak nedir? İşte organ nakli yapılabilir mi ölüden alınarak veya kadavra olarak kullanılabilir mi gibi bazı fıkhi hüküm sonuçlar Evet. bizim işimize, bizimle ilgili olan. Ve biz şunu deriz, eğer adam ölmüşse organı alınabilir belirli şartlarla, ölmüşse. Peki öldü mü ölmedi mi ona ben değil, doktor karar verir, hatta doktorlar karar verir. Tabi bu konu tartışıldı çeşitli vesilelerle. Bize gelen bilgiler şunlar, bir defa bu adam öldü mü ölmedi mi kararını bir doktor vermiyor, birkaç tane doktor birden veriyor. Ve bu beyin ölümünün gerçekleşmesi halinde o kişi eğer kalp ancak şeyle makinenin tazyikiyle, yani makine pompalıyor kanı ve o tazyikle o pompalamayla gidip geliyor ama o makinenin düğmesine bastığın zaman bitiyor. Ve bu tabi tıbbi bazı şeyler de var, anlatımlar var, onu ben tam anlatamam. Yani işte beyne giden bazı damarlar var, onlardan işte mesela bizim Türkiye'de diyelim ki daha kesin oluyor Avrupa'dakine göre. Onlar diyelim ki bir şey gerçekleştiği zaman beyin ölümü olmuş diyorlar. Ama bizde iki şey gerçekleştiğinde şeklinde bir daha garantili bir şey söylüyorlarmış. O neyi gerçekleşti onu bildiğim değil. Yani şöyle söyleyelim. Beyin ölümü gerçekleştiği zaman doktorlar bu öldü diyorsa dinen de bu öldü sayılır.